dikkatimiz. Gördüğünüz gibi şunun güzelliğine bakın. Ne kadar güzel bir çiçek. Ancak dediğimiz gibi hem faydalı hem de bir o kadar zehirli. Şurada kökü var. İşte şu kök kısmını içinde tıpkı yeri elmasına benzeyen saçaklı kökler var. Şimdi ben bunu soyacağım. Bakalım içi nasıl bir şey. Şöyle soyuluyor, görüyor musun? Bak. Çok net görünüyor kamerada Evet, zaten. bak soyuluyor böyle Aa, dışından. peki nasıl yapacak, yapılıyormuş bu? Bakın burada bir tane kök görünüyor. Fidan kazarkan çıktı. Bu nedir? Bu kök yılan çiçeğinin köküdür. Bu yılan çiçeği işte kendiliğinden burada meyvesini bulduk. Şu görmüş olduğunuz meyve değerli arkadaşlar sedef hastalığında kullanılıyor. Aslında biz bunu kazmak istemiyorduk ama nerede olduğunu bilmiyorduk. Tesadüf olarak çıktı buradan. Bakın burada kökler de var daha. Şurada. Evet. Şu şekilde. Şöyle. Bunlar yılan çiçeğinin kökleri arkadaşlar. İşte sedef hastalığında kullanılacak. Kullanılan yılan çiçeğinin kökleri. Bu kökleri başka yere nakil edeceğiz, dikeceğiz ve tarlamızda üremesini sağlayacağız bu köklerin arkadaşlar. Merhaba değerli arkadaşlarımız. Şahin Video kanalımıza hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi üzeriniz olsun değerli arkadaşlarımız. Kütahya'dan, köyümüzden, bahçemizden hepinize sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Değerli arkadaşlarımız, bugün sizlere yılan yastığı, yılan çiçeği, dana ayağı dediğimiz birçok farklı isimlerle anılan bir bitkiden bahsedeceğiz. Biraz sonra sizlere yakın çekimden köklerini göstereceğim. Bu bitki ne işe yarar, nerelerde kullanılır? Sizlere bunun hakkında bildiğimiz bilgiler vereceğiz değerli arkadaşlar. Şu elimde görmüş olduğunuz yılan çiçeğinin yani yılan yastığının köküdür değerli arkadaşlar. Bizim buralarda bu kökünden sedef hastalarına ilaç yapılır. Yukarıdaki tarlamıza fidan dikerken, yerlerini kazarken bu köklere ulaştım değerli arkadaşlar. Özel olarak kazmadım. Bu kökler zayi olmasın diye de bahçemize getirip dikeceğiz. Gerçekten bunun birçok şifası var. Bu köklerin diğer yapraklarının ve tohumlarının ama kökleri genellikle sedef hastalığında buralarda kullanıldığı için değerli arkadaşlar biz de bu kökleri bahçemizde üreteceğiz. Daha önce bahçemizin etraflarına dikmiştik. Ancak ne yazık ki biz burada yokken bazı kişiler gelip bunları kazıp gitmişler buradan. Tekrar bunları dikeceğiz burada bahçemizde üreteceğiz. Şunlar gördüğünüz gibi artık şey olmaya hazırlanmışlar. Yani çıkmaya hazırlanacaklar. Bunlar Nisan aylarında, Mayıs aylarında büyüyerek Haziran ayında da verimli hale gelecekler. Bunun bir tanesi kırılmış. Şöyle yani sürgün yapacak filizi kırılmış. Gene belki sürgün verir, filiz verir ama biz bir tanesini sizlere göstermek için açacağız değerli arkadaşlar. İşte yılan gavur pancarı, yılan çiçeği, yılan yastığı denilen bitkinin asıl kök yumrusu budur değerli arkadaşlar. Şöyle patates gibi soyunur bakın. İşte bakın sevgili takipçilerimiz, bu beyaz patates gibi olan yumrularını ne yapıyorlar? Böyle ince ince kıyıyorlar. Şöyle ince ince kıyıyorlar. Bu şekilde ince ince kıydıktan sonra bunu kurutuyorlar. Kuruttuktan sonra toz haline getiriliyor, üvütülüyor sevgili arkadaşlar bunlar. Üvütüldükten sonra da yağda kavruluyor. Yağda kavrulduktan sonra macun haline geliyor ve sedefli hastalara, sedefi olan kişiler önce banyo yaptırılıyor. Sonra bu yapmış olduğumuz yılan pancarının kökündeki toz kavurup yağda kavurduktan sonra yapmış olduğumuz macun da sedefli bölgeye sürülüyor. Bütün gün üzerinde kalıyor değerli arkadaşlar. Daha sonra tekrar banyo yaptırılıyor. Aynı şekilde
bu işlem birkaç defa devam ediliyor. Ondan sonra da sedef hastalığının iyileştiğini köyümüzdeki yaşlılar söylüyorlar arkadaşlar. Sedefi köylüler eskiden bu şekilde tedavi ediyorlarmış bizim köyümüzdeki insanlar. Bunu tıp doktorları da doğruluyorlar. Yani araştırmalar da bunu gösteriyor. Hakikaten yılan çiçeğinin ya da gavur pancarı dediğimiz bu yumruları sedef hastalığına tedavi olduğunu uzmanlar da söylüyorlar. Köyün yaşlılarını doğruluyor değerli arkadaşlar. Şimdi bunları ben kurutacağım ve kuruttuktan sonra da sizlere yağda kavuracağım. Nasıl macun olacak onları daha sonra video olarak sizlere atacağım sevgili arkadaşlar. Bunları da bahçemize dikeceğim. Bahçemizin etrafına dikeceğim bunlar çünkü üremesi gerekiyor. İnşallah baharda da nasıl büyüdüklerini, nasıl olduklarını sizlere bu yumruların göstereceğim sevgili arkadaşlar. Şuraya tarlamızın kenarına bunları dikiyoruz. Şöyle kökleri gelecek şekilde buraya. Şöyle değerli arkadaşlar bakın yumrularını şöyle toprağa gelecek şekilde dikiyoruz yukarıya doğru ve üzerini örtüyoruz. Şöyle. Evet buraya diktik arkadaşlar. Artık baharda bunlar yeşerecekler ve normal olarak büyüyecekler değerli arkadaşlar. Bahçemizde üretimine böyle devam edeceğiz değerli takipçilerimiz. Zehirli yılan otu, yılan yastığı, yılan pancarı, zehirli pancar, tirşik pancarı gibi isimlerle anılan bir bitkiyi sizlere tanıtacağız. Ne işe yarar, bunlarla nasıl tedavi yapılır, hangi hastalıklara iyi gelir ve zararlar nelerdir? Sizlere bugün bu bitkiyi tanıtacağız. Öncelikle değerli arkadaşlar bu görmüş olduğunuz yılan pancarı zehirli bir bitkidir. Kesinlikle çiğ olarak tüketilmemelidir. Bakın böyle gördüğünüz gibi alacalı yılana benzediği için kökleri yılan pancarı diyerek geçer. Yılan yastığı diyerek geçer. İsmini de bu alaca olduğu için yani ağaç gibi kökü alacalı olduğu için yılana benzediği için de yılan yastığı olarak söyleniyor sevgili arkadaşlar. Genellikle böyle kırsal alanlarda, kürlerin içinde, kayalıklarda yetişen bir ottur. Aynı zamanda zehirli olmanın yanında birçok şifası da vardır değerli arkadaşlar. Kesinlikle bu otu çıplak elle dokunmamanızı öneririz. Çünkü zehirli bir ot olduğu için alerjik reaksiyonlar gösterebilir. Kalp ritminizi bozabilir. Onun için bu bitkiyi tanımadan asla kendi başınıza hiçbir yerini kullanmayın sevgili arkadaşlar. Uzmanlık gerektiren bir bitkidir. Diğer otlarla, diğer bitkilerle karıştırmamanızı öneririz. Gerçekten çok şifalı olmasına karşın bir o kadar da zehirli ve zararlıdır. Şöyle yeni bittiği zaman baharda bu şekilde ufak ufak büyümeye başlar. Bakın yeni yeni bitmeye başlamışlar. Daha sonra arkadaşlar bunlar Nisan, Mayıs gibi, Haziran gibi çiçek açacaklar. Ve ondan sonra da tohum verecekler. İşte bu yılan çiçeği, yılan yastığını biz de sizler için bugün inceliyoruz. Sizlere bunların hakkında bilgi vereceğiz. Daha henüz çok ufaklar, büyümeye devam edecekler. Yalnız sevgili arkadaşlar bu otların nerede olduğunu sizlere bildirmeyeceğim. Çünkü geçen yıl çekmiş olduğum videoda evimin yanında sizlere göstermiştim. Oradaki videodan gelerek evimizin bahçesindeki yılan yastıklarının köklerini bile kazmışlar. Onun için yerini ve bölgesini bildirmeyeceğim değerli takipçilerimiz.
Bu otun bilimsel adı drankolistir arkadaşlar. Yılan yastığı ismini çağrıştırdığının aksine sağlık için göz kamaştırıcı bitkilerden sadece birisidir. Halk arasında bunun çeşitli isimleri vardır. Dana ayağı, buzağı otu, eşek kulağı, yılan fidanı, yılan ekmeği, fil kulağı gibi değişik isimlerle isimlendirilmektedir arkadaşlar. Genellikle boyları 90 santim ve 1 metreye kadar uzayabiliyor ve bu bitkinin yaprakları uzun saplı ve parçalıdır. Etrafa kötü koku yayan yılan yastığı bunun tam aksine güzel çiçeklere sahiptir. Zehirli olmaları hayvanların ondan uzak durmalarına neden olur. Taze bitki yemek, bulantı, kusma, ishal ve kalpte ritim bozukluklarıyla ölüme kadar yol açabilir. Onun için arkadaşlar bu bitkiyi kesinlikle ve kesinlikle kendi başınıza dokunmayın, kullanmayın. Gerçekten uzmanlık gerektiren bir bitkidir. Aksi takdirde ölümlere kadar yol açabilme riski vardır sevgili takipçilerimiz. Peki arkadaşlar bu otun faydaları nelerdir? Öncelikle faydalarından sizlere biraz bahsedeceğim. Daha sonra da zararlar nelerdir? Bunları sizlerle paylaşacağız. Sevgili arkadaşlar, köyümüzdeki yaşlı insanlardan duyduğumuz, atalarımızdan, dedelerimizden duyduğumuz ve bu konuda uzmanlaşmış kişilerden duyduğumuz bilgiler ışığında yılan yastığının faydaları şu şekilde. Terletici ve balgam söktürücü özelliği bulunmaktadır. Merhemi hazırlanarak dıştan deriye uygulanabilir. Bu krem yaralara ve mantar hastalıklarına faydalıdır. Dahili olarak bronşit, astım, kronik nezle, bağırsak gazları ve romatizma için de kullanabiliyormuş. Bunun yılan yastığının tatlandırılmasında bal tercih edilebiliyor arkadaşlar. Gene boğaz ağrısı için kaynatılmış su ile gargara yapılabilir. Ateş düşürücüdür. Vücuda rahatlık verir. Basurda yararlı bir bitkidir. Sinirleri uyarır. Müsil olarak da etkisi vardır sevgili takipçilerimiz. Sevgili takipçilerimiz, gavur pancarı esasında çiğken zehirli olan yenilebilmesi için mutlaka kurutulması veya haşlanması gereken bir bitkidir. Çiğ bitki ağza değdiğinde bu toksit etkisi ağızda hafif kabarcıklara benzer bir etki yaratmaktadır. Bu bitkinin arkadaşlar hem yumruları hem de taze yapraklarında bir takım zehir etkisi gösterebilen alkolitler ve siponin adı verilen birleşikler bulunmaktadır. Siponin ve alkolitler pek çok bitkinin birleşiminde belli oranda bulunur ancak gavur pancarı oranı biraz daha yüksektir. Kurutulduğunda veya haşlandıkta bu miktar azalmaktadır değerli arkadaşlar. Mayıs-Haziran gibi sevgili takipçilerimiz bu yılan yastığı çiçeklerini açmaya başlar ve etrafa çok kötü bir koku salgılar. Tıpkı leş kokusu gibi bir koku verir ve bu koku da hayvanları ve insanları rahatsız eder. Hayvanlar bu yüzden bu ota çok yaklaşmazlar. Çiçek açtıktan sonra da sevgili takipçilerimiz tohuma kaçarlar ve tıpkı mısıra benzeyen önce sarı sonra kırmızı renkli tohumlar oluşur. Ve bu tohumlardan sonra da yerlere döküldükten sonra tekrardan başka yeni yılda bir daha bu şekilde büyümeye başlarlar. Kökleri kazıldığı için sevgili arkadaşlar tıpkı lale kökü gibi o kökten bir daha çıkmayacağı için köklerinden kazmamak lazım. Kökünden kazdığınız zaman bir daha seneye çıkmazlar. Biz sevgili takipçilerimiz gördüğünüz gibi şunun güzelliğine bakın. Ne kadar güzel bir çiçek. Ancak dediğimiz gibi hem faydalı hem de bir o kadar zehirli. Geçen yıl sevgili arkadaşlar nerede videoyu çektiğimizi söyledik. Nerede bulunduğunu söyledik ve gelmişler ta oradan köklerini kazıp gitmişler. O yüzden bunların nerede olduğunu, nerelerde yetiştiğini söylemiyoruz, semtini söylemiyoruz. Arkadaşlar insanlar köklerini kazıp neslini kurutuyorlar. O yüzden sadece sizlere bilgi amaçlı bu ot ne işe yarar onları aktarıyoruz şu anda. Uzmanlar bunun köklerinin sedef hastalığını iyi ettiğini söylüyorlar. Ancak tazeyken yenirse, yaprakları falan yenirse kalp ritmini bozup ölümlere sebep olduğunda söylüyorlar arkadaşlar. Bu bitki çiğ olarak yenildiğinde zararlı olduğunu bütün uzmanlar söylüyorlar. Birçok insan bunu arıyor.
Bizden de istediler. Allah kimseye vermez sedef hastaları ama. Bak yılan yastığı. Evet. Aynı yılana benziyor. Şu aynı benekleri. Değil mi Kerem? Daha bu da açacak. O da açacak. Bak öteki açmış. Bu böyle açacak. Şöyle hemen göstereyim. Evet evet. Açıyor. İki gün açar bu. Açar. Çok güzel. Evet ne güzel. Evet, çok güzel. Bak açanlar da var. Açmayanlar da var. Kerem ne kadar güzel değil mi ya? Evet. Şuna bak ne kadar hoş. Çiçekleri. Değmeyeyim mi? Değil değil bir şey olmaz. Yemedikten sonra bir şey olmaz. Bak. Nasıl? Ay nasıl güzel. Şuna ya. Bak ya renge şurası bak. Şurası böyle kılıç gibi. Buradan şey çıkacak Mısır sübeği gibi. Mısır sübeği gibi kırmızı dişli çok güzel oluyor görüntüsü çıkacak. Evet. Böyle ay ne kadar hoş. Güzel. Taşlan içinde böyle değil mi? Birkaç tane var da o kürün içindekileri mal yememiş. Evet. Bak yılan yastığı. Evet. Aynı yılana benziyor. Şu aynı benekleri. Değil mi Kerem? Daha bu da açacak. O da açacak. Bak öteki açmış. Bu böyle açacak. Şöyle hemen göstereyim. Bak. Evet evet. Açıyor. İki gün açar bu. Açar. Çok güzel. Evet. Ne güzel. Evet güzel. Evet sevgili arkadaşlarımız. Bir videonun daha sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmaktan kaçınmayalım. Sevgili arkadaşlar. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. Şifalı bitkilerimizi tanıtmaya devam edeceğiz. Allah'a emanet olun. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Hoşça kalın değerli Şahin Video izleyicileri. Allah'a ısmarladık.